Ya zaten buraya gelmiyor işte. Gelmiyor işte. Yo, açıklama yapan buraya ya. Öğretmen, dinleyin. Bundan sonra unutturmayacak şekilde çalışacağımızın sözünü vererek anıyorum. Sonra her arkadaşımız elinde tuttuğu not teşekkür ediyoruz. Değerli basın basının değerli emekçileri, sevgili kadınlar. Biz bugün burada bu kadınları koruma kararına rağmen İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayarak, 6284 sayılı yasayı uygulamayarak korumayan tüm bu devlet mekanizmaları da bu kadınların öldürülmesini, katledilmesini onaylamış, desteklemiş ve erkekliğe, sistemin ürettiği erkek egemenliğine hizmet etmiştir. Bu sadece erkek şiddeti değildir. Kadınların her gün uğradığı şiddetin adı artık erkek şiddeti değil. Devletin desteklediği, devletin onayladığı, devletin yasalarla koruyamadığı kadınları öldüren erkeklerdir bunlar. Kadın cinayetleri politikti. Cinayetleri politikti. Melike Demirok, 8 Ocak 2020 günü akşam saatlerinde eşinden gördüğü şiddet nedeniyle can havliyle kendini evden dışarı attı ve 5 gün boyunca kadın arkadaşları tarafından gizlendi. 9 Ocak günü karakola giden Gökhan Demirok ise 25 bin TL paramı çaldı suçlamasında bulundu. Melike Demirok'un bulunmasını istedi. Bir süre gizlenen Melike Demirok, şiddet gördüğü eşinden şikayetçi olmak için 13 Ocak akşamı karakola gitti. Ancak hakkında ihbarda bulunulduğunun anlaşılması üzerine polisler eşi Gökhan Demirok'a haber verdi. Karakola gelen Gökhan Demirok, ikna ettiği Melike Demirok ile birlikte karakoldan ayrıldı. Evine götürülen Melike bir gün sonra öldürüldü. Evlerinde Münevver Albaç ile tartışan eşi silahını çekerek iki el ateş etti. Münevver Albaç 59 yaşındaydı. Göğsünden iki kurşun alan Münevver olay yerinde hayatını kaybetti. Kimi zaman namus, kimi zaman farklı şeylerdi. Kadını baskılamak amaçlı bir linç etme, öldürme teşebbüsü var. Ve bizler bunu kabul etmiyoruz. Kadın özgürlüğüne inanan insanlar olarak bunu kabul etmiyoruz ve mücadelesini yürüteceğiz. Bugün burada ölen kadın arkadaşlarımızı anmak için bir araya geldik. Bundan sonrası ne kadarını azaltabiliriz, yok edebiliriz, bunun kaygısı ve paylaşımı içerisindeyiz. Böyle hareket edeceğiz. Baştürk boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak katledildi. Tekirdağ'da Nazım Baştürk boşanma da... Kendimizi savunma adına bir araya geldik. Her gün bir kadın öldürülüyor ve bunu yapan erkek, koruyan da erkek, sistemin kendisi de erkek. Biz kadınlar olarak bir araya geldik ve bu cinayetlere dur demek ve kadın kırımını önlemek için.